Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye'de her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu. Peki Aksaraylı vatandaşlar geleceğinden umutlu mu, sizler için soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu. Siz geleceğinizden umutlu musunuz? Geleceğimi göremiyorum şu anda. Peki bunun sebebi nedir, geleceğinizi görememeniz? Yani geleceğimizi görememin sebebi hayat şartları, kriz, ekonomik kriz, hepsi var yani. Bir gün bir şey aldığım fiyat ertesi güne aynı fiyatta durmuyor. Bu yani, bunlar genel. Geleceği göremiyorum yani. Yok, hayır, umutlu değilim. Peki bunun sebebi nedir? Maalesef. Şimdi açıklama yapmak istemiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Gelecekteki umutlarınız nelerdir? Daha güçlü bir Türkiye. Çocukların daha iyi bir eğitim alması ve daha huzurlu bir ortam, güvenli bir ortam. Umutluyum. Çünkü umudu kaybetmek iyi bir şey değil. Ne konuyor? Sorsunlar, ne konuyor? TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu. Siz geleceğinizden umutlu musunuz? Türkiye için mi? Siz geleceğinizden umutlu musunuz? Mutluyuz Allah'a şükür. Umut kesilmez. Gelecek ümitlerinizin içerisinde neler var? Bundan sonra benim ümidim emekliyim. İyiyim, çift geziyorum. Türkiye'nin iyi olması. Kendim için bir şey düşünmüyorum. Şöyle tatlı bir şey olsun. Teşekkürler. Mutlu değilim. Peki bunun sebebi nedir? Zamlardan dolayı her şey yani üst üste geliyor. O yüzden hiç mutlu değiliz yani. 80 öncesine dönersem umutluyum. Şu an gelecekte bir şey yok. Peki neden umutlu değilsiniz? Umudunuzu yitiren şey neler? Sosyoekonomik durum. Ekonomik durum. Başka bir şey değil. 30 yıl prim ödemişim. Vatandaş 3600 gün prim ödemiş. Onlara seyyanen 5-6 bin lira zam yapılıyor. Ben emekli olduğumda asgari ücretin iki katı emekli maaşı alıyordum. Şu an asgari ücretten 6 bin lira az alıyorum. Yani başka bir şeye gerek yok. En son eti ne zaman almıştık? Malatya'da mı? Biz depremzedeyiz biz işte. En son eti de Malatya'da aldık. Vallahi bu şekil zor. Umudumuz yok ama yine de hayırlısı. Yani başka da. Umudunuzu kaybetmenizin sebebi nedir? Vallahi zam, ekonomi. Hayat şartları zor yani, geçinemiyoruz. Yani yine de hayırlısı ya, bilmiyorum, zor yani bu şekil olursa. Genç olarak siz neler söylemek istersiniz? Geleceğinizden umutlu musunuz? Ya ben okuyorum, ben umutluyum. Gelecek planlarınız nelerdir? Ya bir meslek sahibi olmak. Yani kendi ayaklarımın üstünde durmak. Öyle. Yani nasıl, yorum yok. Yorum yok, yarı yarıya. Yorum yok. Mutlu musun? Umutluyum. Gelecekteki umutlarınız nelerdir? Yok, geleceğimiz kalmadı ki kuzum. Gelecek diye bir şey yok. Umudunuzu neden kaybettin? Yani yaşam durumu nasıl? Orada çocuk bir tanesi bana pastarlar mı diyor. Fiyatlara bakın. Maaşı yüksel diyor ama fiyatlar da yükseliyor. Maaşın yükselmesine gerek yok. Sen fiyatları düşür. Ya yani, dilenci kalmadı. Her taraf dilenci oldu. Yani insanlar artık zor durumda yani. Patatesin fiyatı olmuş 30-40 lira. İnsan nasıl yaşasın? Ev kirası.